Türkiye'de bölgesel olarak ilk kez düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu İstanbul'da başladı. Forumda açılış konuşmasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan böylece 2009'da yaşanan One Minute krizi sonrası forumda ilk kez konuştu. Suriye konusunda liderlere ve ünlü iş adamlarına mesaj verdi. Prime Minister, with apologies to Prime Minister Erdoğan. One minute. 2009 yılında Davos'taki toplantıda yaşanan One Minute krizi hala herkesin belleğinde. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilesiniz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan daha Davos'a gelmem deyince Dünya Ekonomik Forumu İstanbul'a geldi. Erdoğan Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve 20 ülkeden 50 hükümet temsilcisinin katıldığı forumun açılış konuşmasını yaptı. Dünya Ekonomik Forumu'nun dönüşüm içindeki bölgeleri birleştirmek konulu toplantısının Türkiye'de yapılmasının son derece isabetli, aynı zamanda anlamlı bulduğumu burada belirtmek durumundayım. Başbakan 3 yıl önceki forumda şok bir çıkış yapmıştı. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. İstanbul'da ise dünya liderlerine seslendi. Dünya küresel bir köye dönüşürken artık vicdan da küreselleşmelidir. Eğer insanlık için bütün bu olaylar yeterli gelmiyorsa bile yaşanan son küresel ekonomik kriz görülmeli. Organizasyonun 42 yıllık tarihinde en geniş coğrafyayı kapsayan bu özel zirvede Başbakan Suriye'yi gündeme getirdi. Derdimiz asla ve asla Suriye'nin iç işlerine karışmak değil, tam tersine Suriye'deki bir yangının bütün bu coğrafyayı içine alacağını bildiğimiz için uyarılarımızı yapıyor. Böyle kapsamlı bir yangına karşı dünya kamuoyunun dikkatlerini buraya çekiyoruz. Başbakanın yanı sıra kabineden 6 bakanın da katıldığı zirveyle ilgili güvenlik önlemleri had safhada. Swiss Hotel ve çevresinde adeta kuş uçurtulmuyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2 gün sürecek İstanbul toplantısına 70 farklı ülkeden toplam 1100 katılımcı kayıt yaptırdı. 2 gün boyunca sürecek oturumlara dünyanın dört bir yanından 650 iş dünyası temsilcisi, 180 üst düzey yönetici katılacak. Toplantıya ayrıca 70 farklı ülkeden toplam 80 genç küresel liderin katılımı olacak.